Ama buralarda da daha iyi yapmalıydık dediğiniz şeyleri bir dinleyebilir miyiz öncelikle? Evet, 6 Şubat sabahı maalesef çok büyük bir depremle uyandık. Ben İstanbul'daydım o sabah. 4.30'da arkadaşlarım haber verdiler 4.30'a doğru. Daha sonra hemen akabinde bakan arkadaşlarımızla hemen bir iletişime geçtik. Hemen illerimizi aramızda paylaştık. Ve yapacağımız işler belliydi. Yani böyle acil afet durumlarında eylem planlarımızı hemen faaliyete sokuyoruz. Bir taraftan hemen hazırlıkları yapıp Adıyaman'a yola çıkmak üzere hazırlıklarımızı yaptık. O arada da tabii bu acil afet eylem planında arama kurtarma uzmanlarının zaten bütün bilgi kayıt sistemine kayıtlılar. Onlar da hemen uyarıldılar. Ben sabah 7 civarında havalimanına ulaştığımda orada 110 tane arama kurtarma uzmanı arkadaşımızla beraber uçağımızla Adıyaman'a geldik. Sabah 9'da buradaydık. Hatta ilk basın mensupları da bizim uçağımızla geldiler Adıyaman'a. Bölgeye ilk intikal edenlerden birisi bizim ekipti. Tabii geldiğimizde hemen şehre bir anda yayıldığımızda tabii tahminlerimizin çok çok üzerinde burada bir hasar vardı. Tabii özellikle ilk hafta çok zorlu geçti. Bir de kışın en zor ve en soğuk günleriydi. Bir taraftan da bu soğukla mücadele ederken tabii binlerce enkazdan, binlerce yıkıntıdan ve altında hem canlarımız, vatandaşlarımız bunlara acil müdahale edilmesi gerekiyordu ama bunlar uzmanların müdahale edilmesi gerekiyordu. Tabii bizim bakanlığın en büyük avantajlarından bir tanesi bizim Türkiye'nin her tarafına yayılmış 5.000 üzerinde şantiyemiz, işletmelerimiz var. Biz böyle olası afet durumlarında, acil durumlarda bütün şantiyelerimizi bu olası olaylara hemen müdahale için hemen organize ediyoruz. Onları da hemen depremin ilk saatlerinden gerekli yerlere, bütün illerimize bir anda organize ettik. Tabii iş makinalarımız da var, uzmanlarımız da var ama depremin verdiği hasar çok büyük olduğu için hepsine aynı anda müdahale edemiyorsunuz. Ve de iş makinesi var ama iş makinesinde de müdahale edemiyorsunuz çünkü altında canlı vatandaşlarımız var. Onlara herhangi bir sıkıntı gelmeden onları oradan kurtarmanın endişesi içerisindeyiz. Buna rağmen yani biz yüzlerce binlerce vatandaşımızı enkazın altından canlı olarak da kurtardık. Ama o ilk hafta o hem iklim şartları hem o depremin verdiği hasarın olağanüstü büyüklüğü karşısında tabii ki bazı şeyleri eksik yapmış olabiliriz. Ama dediğim gibi burada öyle Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. 13 milyon vatandaşımızın olduğu bir yer. 3 tane Hollanda büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Buraların hepsine aynı anda müdahale ediyorsunuz, etmeye çalışıyorsunuz. O arada birisine müdahale ederken birisine müdahale etmemiş olabiliyorsunuz. Onun verdiği sıkıntı ve bize vermiş olduğu vicdani bir hassasiyet de vardı. O ilk günlerdeki sıkıntı tabii ki bir taraftan da maalesef vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini bir taraftan kaldırıyoruz. Çok yoğun ve çok sıkıntılı bir süreç yaşadık ilk bir hafta. Ama şunu müsteri olarak söyleyebilirim ki yani hakikaten burada binlerce vatandaşımız, personelimiz, daha sonra gönüllüler de gelmeye başladı. Ama o vatandaşlarımız, o hassasiyeti, o özverili, o 24 saat 1 dakika bile uyumadan vatandaşımıza ulaşmakta çektikleri mücadeleler, verdikleri mücadeleler hakikaten bunlar Allah razı olsun hepsinden yani. Burada yapılabileceğin çok çok fazlasını yaptılar. Yani dünyanın en gelişmiş ülkelerini denilen ülkelerde böyle bir olay olsa bir ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi. Ulaşamazlardı hatta. Ama bak biz ilk saatlerde biz buradaydık. İşimizin başındaydık. Hatta 6 Şubat günü saat 13'te olan 7.6 şiddetinde depremde biz yine arkadaşlarımız organize ederken burada çalışmalarımızı yaparken sizin de muhabiriniz vardı toplantımızda. Evet. O 7.6 şiddetindeki depremi yine 3. katta biz onu karşıladık. Yani o sıkıntıyı da yaşadık. Ama yılmadık, usanmadık, uyumadık çünkü vatandaşımız enkaz altındaydı. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Onu yapmak için de hakikaten çok büyük özveriyle çalıştık. Bir taraftan sağ kurtulan vatandaşlarımızın yaşam mücadelesine destek olmaya çalıştık. İlk günlerdeki o yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bir taraftan barınma için alanlar üretmeye çalıştık. Bir taraftan da enkaza müdahale edip vatandaşlarımızın enkazın altından kurtarma. Yani çok büyük bir mücadele verildi ama herkes müşteri olsun. Herkes yapması gerekeni çok daha fazlasını yaptı ama olayın büyüklüğü çok fazlaydı. Yani siz binlerce yıkıma aynı anda müdahale edeceksiniz ve binlerce vatandaşımızı enkazın altından çıkartacaksınız. Onun verdiği bir sorumluluk vardı. Onu hakikaten burada bütün devletimizin bütün kurumları yani hiç bakanlık ayırt etmeden gönüllüsüyle her şeyiyle
çok büyük bir mücadele verdik. Tabii ki burada bizim en büyük üzüntümüz bu binlerce olan can kayıplarımız. Ama bunun da yanında bizim enkazın altından çıkardığımız binlerce vatandaşımız var. Bakın biz burada Adıyaman'da depremden 7 gün sonra bir gün içerisinde pazar günü tam 12 tane vatandaşımızı canlı çıkardık. 8. 9. gününde yine canlı çıkardığımız vatandaşlarımız oldu burada. Ama yılmadık, usanmadık. Yine mücadele ettik. Yapabileceğimizin daha fazlasını yapmaya çalıştık. Orada tabii ki vatandaşımız kayıpları var. Sonuçta evi gitmiş, barkı gitmiş, canı gitmiş. Onun verdiği bir üzüntü tabii ki var. Bir taraftan onları sakinleştirirken bir taraftan mücadeleye devam ettik. Biz burayı ilk gün her geçen saat burada hakikaten araç, ekipman öyle bir gelmeye, akmaya, yağmaya başladı ki biz burada ikinci, üçüncü günde ihtiyacımızdan daha fazla arama kurtarma uzmanı ve arama kurtarma iş makinesi üçüncü gün ihtiyacımızın çok üzerinde vardı. Hatta dördüncü, beşinci gün bunların yarısına yakınını biz buraya gelenlerin Hatay'a gönderdik. Çünkü burada yeterli kadar iş makinamız vardı. O mücadeleye devam ettik. Tabii zorlu bir süreç yaşadık. Bugün bir ayı geçkin bir süre var burada. Tabii ki o iki günü ilk günlerden artık şehirde bir eser yok. Burada artık normal hayata dönüşün izleri gözükmeye başladı. Mücadelemiz devam ediyor ama biz buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Burada bir tek geri getiremeyecek olduğumuz kayıplarımız. Onun dışında her şeyi eskisinden daha iyi hale getirip buraları daha iyi ihya ve inşa etmeden buralardan da ayrılmayacağız. Ondan da herkes müşteri olsun. Bundan sonra bize gerekli olan sadece zaman. Onun dışında başka hiçbir şeye gerek biz yok. Her şey fazlası var. Yayınımızı zaten halihazırda kurulmakta olan bir konteyner kentten yapıyoruz. Zannediyorum Adıyaman'da bu ikinci konteyner kent. Burasından biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi önce ilk gün tabii ki yemektir, ihtiyaçlarını karşıladık. İkinci gün hemen çadır alanları ve geçici barınma alanlarını kurmaya başladık. Çadır kentler kurduk. Çadır kentlere gelmek istemeyen vatandaşlarımız oldu. Onların bireysel çadır ihtiyaçlarını da karşıladık. Köylere ulaştık. Köylerde de ulaşamadığımız yerlere helikopterlerle bütün yiyeceklerimizi, ihtiyaçlarımızı, erzakları ulaştırdık. Şu an bu geçici olan çadırlardaki vatandaşlarımızı da daha düzenli bir hayata geçişlerinin ara bir formülü olan konteyner kentleri hazırlıyoruz bir taraftan. Hem konteyner hem de prefabrik alanlar üretiyoruz. Bu şekilde şu an bulunduğumuz Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Adıyaman'ın batı kısmında. Burası 1800 adet konteyner alabileceğimiz yani 1800 adet aileyi barındırabileceğimiz bir alan burası. Burada yaşam başladı burada. Şu anda 300 tane ailemiz burada misafir ediyoruz. Yarın itibariyle bu 500'e çıkacak. Ertesi gün 700'e çıkacak. Bir hafta içerisinde de inşallah bunu 1800 aileye kadar tamamlayacağız. Bu şekilde Adıyaman'da 15 tane konteyner kent alanı oluşturduk. Yine bunların en büyüklerinden bir tanesi şehrimizin doğu kısmında hastane ve otogarın bulunduğu kısımda. Orada da 2400 tane konteyner alanımız var. Yine şehrimizin güney kısmında 2700 aileyi barındıracağımız prefabrik bir şehir kuruyoruz orada da. Onlar da hakikaten vatandaşımızı rahat edeceği, bu kadar üzüntünün, bu kadar kederli günlerin sonunda birazcık nefes alabileceği önemli ortamlar üretiyoruz. Diğer o konteyner alanları da daha biraz daha ufak boyutta buralara göre. Orada da davunmalı bir çalışma var. Yani Mart ayı sonu itibariyle burada 10 bine yakın bir aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisan ayında da bu konteyner işini tamamen bitirmiş olacağız. Vatandaşımıza kalıcı konutlara geçmek için ara bir formül olan bu geçici yaşam alanlarında inşallah rahat ettirmenin artık bundan sonraki konforu da artırmanın çözümlerini üretmeye devam edeceğiz. İyi olur. Sayın Bakanım, şimdi sizin sorumluluk alanlarınızla alakalı bazı konulara girmek istiyoruz. Yusuf Bey'in bir sorusu var. Buyurun. Evet, Sayın Bakanım, özellikle depremin ilk günlerinde sektördeki GSM şirketlerinin sunduğu hizmetlerde aksamalar oldu bu depremin etkisi nedeniyle. Siz bu süreçte altyapı olarak bu şirketlerin yeniden servislerini sağlıklı bir şekilde vermeleri için nasıl bir destekte bulundunuz? Nasıl gözlemlediniz sahayı? Özellikle bu soru çok merak ediliyor. Aynı zamanda hani %100 kamuya ait bir GSM operatörü gibi kurulması gibi fikirler de belli kesimlerce dile getirildi. Bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi almak istiyorum ben. Tabii yani yaşamın olmazsa olmazı nedir? Elektrik, su, ulaşım ve haberleşme. Tabii bu da özellikle suyun ve elektriğin dışındaki o
hayatın idamesi için ulaşım ve haberleşmede bakanlığımız sorumluluğunda olan bir modlar, bir sektörler. Tabii haberleşmede biz aslında çok önemli aşamalar kaydettik. Yani bizim normalde deprem öncesinde buralarda şehir merkezlerinde aslında haberleşme ile ilgili önemli derecede altyapılarımızı halletmiştik. Ama tabii ki böyle dünyanın en büyük en şiddetli depremlerine katıldığınızda, rastladığınızda, bunları yaşadığınızda bir takım sorunlar arkasından. Aslında bunların sorunları aslında önceden de konuştuğumuz ve tartıştığımız ve ilerleme sağlamak istediğimiz konulardı. Yani baz istasyonlarının olması, elektriğin kesilmesi, bu konular neticesinde sonucunda haberleşmede bazı sıkıntılar yaşadık. Burada aslında bizim baz istasyonlarımızda jeneratörlerimiz, UPS'lerimiz var. Ama tabii onlar da belirli bir süre sonra onlar da artık devreden çıkmaya başlıyorlar. Onun sıkıntılarını ilk günlerde yaşadık. Ama üçüncü günden sonra biz buralarda ihtiyacın daha fazlası mobil GSM mobil baz istasyonlarıyla problemi çözdük. Ama o aradaki tabii ki bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlarda yapılan eksikleri de iyi gördük. Onların da gerekli cezalarını veya gerekli yaptırımlarını da GSM şirketlerine tabii ki yaptıracağız. Tabii böyle bir olası durumda bunların yaşanmaması için neler gerektiğini de yapacağız. Tabii ki onların da bazı mazeretleri var. Yani tabii bağımsız kule kurmak istediklerinde yaşadıkları zorluklar var. Kamu binalarına baz istasyonları koymakta yaşadıkları bazı sorunluklar var ama bunlar hiçbiri mazeret değil. Bu ihtiyaçsa bu ihtiyacın her halükarda 7/24 giderilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmakta. Bu şirketlerin yeterli tedbir almadığını düşünüyor musunuz? Tedbir almadığımızı düşündüğümüz için çünkü onlara cezalar verdik ve ayrıca onlar hakkında da incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Yani bunları bugün yapmazsak bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Ama burada tabii ki diğer kamu ve vatandaş olarak da yani bu GSM şirketlerinin kurmak istedik baz istasyonlarına biraz da yardımcı olmamız gerekiyor. Bizim kule kurma konusunda da yardımcı olmamız gerekiyor. Ama onların da yapması gereken çok şey var. Onu da yaptıracaklar. Onu yaptırmak da bizim görevimiz. Onu da yaptıracaksa yaptıracağız. Ve yapmıyorlarsa da gerekli cezasını ve müeyyidelerini de uygulayacağız. Şu anda bir iletişim problemi var mı? Bütün GSM operatörleri kesintisiz bir şekilde ve verimli çalışıyor mu bölgede? Bu ilk 4 günün dışında burada 350 tane mobil aracımızla deprem bölgesini tamamen ediyorum. İhtiyaç olan haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu gün her geçen gün daha da arttı. Çünkü şu anda bireysel kuleler de kurmaya başladık. Sabit baz istasyonlarını da yeniden inşa etmeye başladık. Şu anda ihtiyacı karşılayan bir haberleşme sistemi var burada. Ama tabii bunun mobilde değil de kalıcı olarak bu sistemin kurulması ve kapasitenin de ciddi şekilde artırılması gerekir. Ayrıca biz de bütün çadır kentlerde TürkSat üzerinden 5B üzerinden artık ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyoruz bütün çadır kentlere. O da bakanlığımızın önemli bir hizmeti. Bütün çadır ve konteyner kentlerde ücretsiz internet erişimi olacak. Ücretsiz TürkSat üzerinden bizim son gönderdiğimiz 5B uydu üzerinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye çalışıyoruz bütün deprem bölgesine. Peki. Yahya Bey ile devam edelim. Buyurun. Efendim ben karayollarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Malum çünkü deprem hem karayollarına da ciddi bir tahribat verdi. Aynı zamanda zarar gören havalimanı pistlerini de gördük. Karayolu, demiryolu ve havayolunda deprem yol açtığı tahribatın boyutlarını merak ediyorum. Onarımlar yapılıyordu. Bunlar tamamlandı mı? Şu anda bir sorun var mı? Bundan sonra bu tür durumlara yönelik geliştirebilecek ek tedbirler düşünüyor musunuz? Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu. Yani bunlar hayatın vazgeçilmezleri olmaz olmazı. Yani biz zaten bizim mottomuz hayat ulaşınca başlar diyoruz. Özellikle havalimanları hakikaten burada bölgede 9 tane havalimanı var. Bir tanesi Hatay Havalimanı depremden hasar gördü. Hatay Havalimanı da aslında geçmişi çok eskiye dayanıyor. Ta 1995'lerde Hatay İl Özel İdaresi tarafından yeri tespit edilmiş ve inşaatına başlanmış bir alandı. 2005 yılında bu kadar uzun süre sonra yine AK Parti hükümetleri geldiğinde buraya bütçe ayrılarak hızlıca yani yeri seçilmiş ve inşaatı başlanmış bir inşaatı bitirerek hizmete almıştık. Bir orada bir hafta kadar bir sıkıntı yaşadık. Onu da yaptığımız hızlı müdahaleyle karşıladık. Ve diğer toplamda 9 havalimanından bakın tam 700 bine yakın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Binlerce ton kargoyu bu havalimanlarından ulaştırdık. Yani bu havalimanlar o kadar bir disiplin içerisinde, o kadar sağlıklı bir şekilde çalıştı ki bir taraftan arama kurtarma uzmanları, bir taraftan bölgeye ulaşım, bir taraftan buradaki yardım uçaklarının ve kargo uçaklarının bölgeye ulaşım içerisinde hakikaten çok başarılı bir hizmet gösterdiler.
Hani bazıları eleştiriyordu ya, bu kadar havalimanına ne gerek var diye. İşte gördünüz ne gerek olduğunu. Yani bu havalimanlar olmasaydı buralara böyle müdahale edilebilir, vatandaşımıza bu kadar hizmet getirebilir miydi? Mümkün değil. Aynı şekilde Adıyaman Havalimanı'nı eleştirenler vardı. Burada havalimanının gereksiz olduğunu söyleyen muhalefet vardı. Ama bakın burada sırf Adıyaman Havalimanı'ndan 100 bin vatandaşımızın tahliyesini karşılarken binlerce tur kargo yükümüzü buraya getirerek vatandaşlarımıza anında ulaştırma imkanına kavuştuk. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adana'da, Hatay'da 9 tane havalimanımız çok büyük bir disiplin içerisinde çalıştı ve yaklaşık 700 bin vatandaşımız bu bir ay içerisinde bu havalimanlarını kullandı ve bu depremde hasar gören bütün vatandaşlarımızın hem buradan tahliyesi hem buraya gelip buraya mücadele etmek isteyen gönüllülerimizin kısa sürede buraya ulaşmasını sağladı. Ayrıca yine bütün havayolu şirketlerimize burada gönülden teşekkür ediyorum. Burada ne dediysek anında uçaklarını gönderdiler. Bunu Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express hepsi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığımızın uçakları burada anında aksiyon alarak ücretsiz bir şekilde bütün vatandaşlarımızı buradan karşıladılar. Ayrıca hava ambulanslarımız burada. Olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Buradaki bütün yaralılarımızı, hastanelerimizi alıp buradan tam teşekküllü büyükşehir hastanelerine ulaştırdılar. Çok büyük bir disiplin içerisinde, yani bütün Sağlık Bakanlığı'ndan diğer bütün bakanlıklarımız hakikaten çok büyük bir mücadele verildi. Yani hasarın boyutları çok çok daha fazla olabilirdi ama hakikaten bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk vatandaşlarının göstermiş olduğu bu mücadele sayesinde bunu bir nebze olsun azaltma imkanımız oldu. Hava yolları çok başarılı bir sınav verdi. Karayollarımız bakın bu Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyada tam 10 bin kilometre uzunluğunda karayolu ağımız var bizim. Bunun sadece %2'si etkilendi depremden. Bu %2'si dediğimiz kısım da tamamen 2002 yılı öncesinde yapılmış yapılardı ve yollardı bunlar. Onları da kısa sürede müdahale ederek ilk 2 gün içerisinde onları da faaliyete geçirdik. Yani ulaşım açısından karayollarında da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çünkü o %2'lik kısmın da alternatif yolları vardı. Bir taraftan kar tipi ve o ilk haftaki yaşanan o büyük mücadele de bunun içerisinde olmasına rağmen orası da başarılı bir şekilde devam etti. Bakın burada Nur'da mesela depremden en çok etkilenen bölge. Fay kırığının da tam olarak geçtiği lokasyon. Bakın orada 150 metre yüksekliğinde bizim viyadüklerimiz var. Orada sismik izolatörler var. Hiçbir şey olmadı. O günden bugüne çalışmada devam ediyorlar. Aynı şekilde Kahramanmaraş Göksun arası yine depremin merkezinde bir yer. 11 tane tünelimiz var orada. 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye düşürmüştü. 2 yıl önce açmıştık. Hiçbir şey olmadı. Hiç kesintisiz hizmet vermeye başladı. Aynı şekilde 10 bin kilometre yolumuz hakikaten vatandaşımıza ulaşmakta bizim can damarımız oldu. Ve hala daha da devam ediyor bütün mücadelemiz. Çok hızlı onarım süreci de başladı. Özellikle Hatay Havalimanı ekipleriniz tarafından çok kısa sürede kullanıma hazır hale getirildi. Bakın, Hatay'daki tahribatı ve yıkımı görüyorsunuz yani. Buradan da Hatay Havalimanı da etkiledi. O arada aldığımız aksiyon ve verdiğimiz mücadeleyle bir hafta içerisinde onu geçici olarak bütün işlemleri bitirdik ve şu anda hizmet veriyor. Şu ortalık biraz durulduktan sonra onun kalıcı bakımlarını yapıp havalimanını da kalıcı bir elden de geçireceğiz. Onun da planlarını bir taraftan yapıyoruz. Ya bütün deprem bölgesinde, deprem şehirlerindeki havalimanları şu an aktif ve sivil uçuşlar devam ediyor. Tamamen aktif, sivil uçuşlar da devam ediyor, kargo uçuşlarımız da devam ediyor. Yani tekrar söylüyorum, bir ay içerisinde son 6 Şubat'tan bu tarafa çok başarılı bir performans gerçekleştirdiler ve bakın yaptığımız bu ulaştırma altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu böyle alası afet durumlarında bir kez daha test etmiş oluyoruz. Hani biz 26 havalimanımızı niye 57'ye çıkardık? İşte bunun önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Ulaştırma yatırımları stratejik yatırımlardır. Bakın bunlar olmazsa olmazdır. Kullanmazsınız ama 100 yılda bir defa kullanırsınız ve yaptığınız yatırımının katlarca ve katlarcasını karşılarsınız. Şimdi bizi eleştiriyorlar. Gökçeada'da niye havalimanı var? Niye havalimanı var acaba? İşte görüyorsunuz yaşadık bunu. Adıyaman'da niye havalimanı olmasaydı ne olacaktı? Ya aynı şekilde diğer havalimanlarımız da öyle. Yani o yüzden kimsenin eleştirmeye, vizyonsuzlar bunları eleştirebilir. Ama biz yaptığımız işin doğru olduğunu ve ne için yaptığımızı çok iyi bildiğimiz için bu yatırımları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü hem bu durumlarda bunu kullanmak hem de gelişen, büyüyen ve dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip olacak ülkenin en önemli iş gücü, en önemli teşvik aracı ve dinamiği bu ulaştırma altyapı projeleri olacaktır. O yüzden biz kimseye kulak asmadık. Sadece büyük Türkiye'yi düşündük ve o yüzden yatırımlarımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Aynı şekilde demir yollarımız. Bakın burada yine depremden etkilenen bölgede yaklaşık 2000 kilometre yakın demir yol hattımız var.
Burada da özellikle Gaziantep Malatya arasında bayağı bir etkisi oldu. Ama biz şu anda da 56 kilometrelik kısım dışındaki bütün demiryolu hattımızı kullanıyoruz. Bakın Malatya'ya, Gaziantep'e konteynerler demiryollarıyla geliyor şu anda. Siz bir tırla iki tane konteyner taşıyabiliyorsunuz ama demiryoluyla aynı bir trenle 100'e yakın konteyner taşıma imkanı sağlıyor. Konteynerların o rotasını bize anlatabilir misiniz? Nereye geliyor ve nereden nereye nasıl taşınıyor? İki rotamız var. Bir Sivas üzerinden Malatya'ya iniyor. Diğer rotamız da Mersin'den, yani Akdeniz'den limandan Gaziantep'e kadar gelebiliyor. Gaziantep'ten Gölbaşı'na kadar gelebiliyor. Bunlar ikisi de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Aynı şekilde bakın demir yollarımız da bu son bir ay içerisinde tam 100 bin tane vatandaşımızın bölgeden tahliyesi ve bölgeye ulaşımında çok büyük bir fonksiyon icra ettiler. Sema Hanım da onu soracaktı zannediyorum. Evet. Sayın Bakan, ben de istatistiki bir soru olacak benimki de. 6 Şubat'tan bu yana, depremi yaşadığımız 6 Şubat'tan bu yana kaç vatandaşımız tahliye edildi? Karayoluyla, hava yoluyla ve demir yoluyla. Aynı şekilde yardımlar da tabii bu yollar vasıtasıyla yapılıyor. Deniz, kara ve hava yoluyla bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin miktarına ilişkin bir tespit var mıdır? Kaç uçak geldi, kaç tır ulaştı bölgeye, kaç gemi geldi yardım malzemelerini taşıyan? Biz de hava yoluyla 700 bine yakın vatandaşımızı taşıdık. Yine 100 bin vatandaşımızı demir yoluyla taşıdık. Yine 30 bine yakın vatandaşımızı deniz yoluyla, özellikle İskenderun limanından yolcu feribotlarımızla birlikte taşıdık. Ayrıca tabii ki yük kısmında da İskenderun limanı ve Mersin limanları bu bölgeye olacak lojistik destek için de çok önemli bir fonksiyon icra ettiler. Karayollarımız zaten 24 saat çok yoğun bir şekilde bu transferleri sağladılar. Ayrıca bu ulaştırma tahliye işleri bakanlığımızın sorumluluğunda olduğu için diğer vatandaşlarımızın ve özel sektöründe otobüslerini, minibüslerini kullanarak buradan tahliye imkanı da sağlamış olduk. Yani hakikaten bölgede hem bakanlığımız olsun hem diğer bakanlarımız olsun herkes görevlerini fazlasıyla yapmaya çalıştı. Şu anda da çalışmaya devam ediyor. Ama ya tabii ki bu son 20'de yaptığımız bu ulaştırma altyapı projelerinin hakikaten zaten ülkemize olan katkısını biz sürekli anlatıyoruz. Bunlar ekonomik faydalarını istihdama, turizme, tarıma ve sanayiye, teknolojiye faydalar anlatıyoruz ama bakın böyle olası afet durumlarında bütün can damarımız ve bütün ihtiyacımız olan bu lojistiğin ve ulaşımın ne kadar kıymetli olduğunu burada bir kez daha test etmiş olduk. Hakikaten bakanlığımızın projeleri ve yaptığımız yatırımlar çok başarılı bir sınav verdiler. Ayrıca biz bütün ulaştırma sektörlerinde teknolojinin en son imkanlarını kullanıyoruz. Bakın bu kadar dünyanın en büyük şiddetli bir depreminde ulaştırma altyapılarımızın depremin vermiş olduğu zararlara karşı dirençli altyapılar oluşturduğumuz için bu altyapılar artık bizi kurtaracak ve etkilenmiyorlar bu projelerden. Aynı şekilde ülkemizin başka köşe, özellikle Marmara'da düşünülen İstanbul depreminde o bizim büyük altyapı projelerimiz yaptığımız o teknoloji sayesinde, kullandığımız teknoloji sayesinde olası deprem durumlarında zarar görmeyerek 24 saat işletmelerini yapacaklar. Yani o da yani, bizim için bir kıymetli. Yani İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi mega projeler. Tüm bunlar, ulaşımı ilgilendiren bu projeler deprem olduğu anda aynen çalışmaya devam edecek mi? Planlamalarınız, almış olduğunuz tedbirler, hesaplarınız bu yönde mi? Tamamen öyle. Şu an yapmış olduğunuz, kullanmış olduğunuz mühendislik yöntemleri, kullanmış olduğumuz teknolojiler, Kuzey Marmara Otoyolu olsun, Avrasya Tüneli olsun, Marmara Yolu olsun, bunlar hepsi birer acil ulaşım yolu olacak bir olası bir afet durumunda. O yüzden yaptığımız projeler arkasındayız. Yaptığımız, kullandığımız teknolojiler hep dünya teknolojileri. Biz bilim insanlarıyla çalışıyoruz, teknolojilerle çalışıyoruz. Yani bir tane örnek vermek gerekirse mesela Avrasya Tüneli mesela. Bakın bu yerin altından tünel açma makinesiyle kazılmış bir tünel. Bakın burada tünelin iki kısmında zeminin boş olduğu kısımlarda, zeminin yumuşak olduğu kısımlarda bakın bilezik şeklinde sismik izolatörler kullanıyoruz. Yani burada depremden dolayı gelmiş olan yükü karşılayacak burada izolatörler var. Bunlar tünele olan etkisini azaltıcı izolatörler bunlar. Bunları kullanıyoruz. Bakın böyle yerin yüzlerce metre altındaki bir altyapı da bunu kullanıyoruz ki böyle olası durumlarda aynı şekilde faaliyet göstermeye devam etsin. Aynı şekilde Marmaray mesela.
Bu da batırma tüp şeklinde yaptığımız Marmara'nın altından geçen. Aynı şekilde burada da sismik izolatörler kullanarak bunların zarar görmesini önlüyoruz ve dirençli altyapılar oluşturuyoruz bu şekilde. Yine karayolu projelerimizde mesela burada da önemli sismik izolatörler kullanıyoruz. Bakın bu bir tane şu an bitme aşamasında olan Tekirdağ'da kapaklı kavşağıdır. Kapaklı köprülü kavşağıdır. Bakın burada sismik izolatörleri görüyorsunuz. Hemen arada bunlar gelen deprem dolayısıyla gelebilir çok olan yükleri karşılayan ve burada dirençli altyapılar oluşturan sistemlerdir. Bunları bütün altyapılarımızda kullanıyoruz. Yani bizim böyle büyük afetlere karşı bütün hazırlığımızı biz zaten daha önceden yapıyorduk. O yüzden İstanbul'da inşallah Allah böyle bir afetle karşılaşmayız. Ama olası bir durumda Kuzey Marmara Otoyolu özellikle kapasitesi ve kullanılmış olan teknolojileri ve dirençli yapıları sayesinde ayakta kalacaklar ve bizim acil ulaşım yolları olacaklar bunlar. Aynı şekilde Marmara'yı, İstanbul Havalimanı, bakın İstanbul Havalimanı'nın ne kadar gerekli olduğunu da burada anlıyoruz. Çünkü Karadeniz kıyısında bir havalimanı, Atatürk Havalimanı da Marmara Denizi kıyısında bir havalimanı. Olası bir durumda birisinin etkilenmesi durumunda diğerini de çalıştırabileceğimiz havalimanları. Atatürk Havalimanı mesela yaptığımız iş tamamen planlı ve hakikaten devlet aklıyla üretilmiş projeler. Kapasitesi dolmuş bir havalimanını yeni bir havalimanı yapılarak böyle olası afet durumunda acil olarak kullanılmak üzere bir pistini açık bırakırken bir pistini de yine bir yaşam alanı üreterek, acil toplanma alanları üreterek bunu planlı bir şekilde yapıyoruz ve böyle olası durumlarda bir taraf toplanma alanı, bir taraf acil uçuşlar için bir tek pisti işletmede, diğer İstanbul Havalimanı olası durumlarda kullanılacak 5 tane pisti, aynı şekilde limanlarımızla birlikte, mesela bizim Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısına yapacağımız dünyanın en büyük lojistik limanlarından bir tanesi yine bizim özel lojistik anlamda hem ihracatımızın önünü açacak hem ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlarken böyle olası afet durumlarına da bize nefes alan yerler Sayın olacak. Sayın Bakanım, İstanbul'a biraz sonra tekrar geleceğiz ama bölgeyi bitirmek istiyorum. 11 il şimdi yeniden inşa ediliyor. TOKİ binaları sağlamdı. Yeni binalar yapılacak, yeni şehirler yapılacak. Bunları takip ediyoruz. Fakat ulaşım konusunda sizin planlamanız nedir? Yeni metro, yeni yollar, yeni ulaşım planlamaları, hızlı trenler, bölgeye ilişkin bir planlama yaptınız mı? Ben konuşmamda başta söylediğim gibi yani burada belki biz yani bir tek geri getiremediği cam kayıplarımızdır. Buraları herkes müşteri olsun, eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Bunu geliştirmek bölgelerimizin yeniden ihya ederken de bir taraftan ulaştırma altyapılarını da geliştireceğiz. Bizim bölgede devam eden onlarca projemiz var. Onlar bir an önce bitirecekler. Ayrıca burada havalimanı altyapımız zaten tamamlandı. Burada önemli bir şekilde demiryolu yatırımları yapacağız. Şu an inşaatı devam eden Mersin, Osmaniye, Adana, Gaziantep demiryolu hattımızı inşallah 2024 yılı sonunda bitireceğiz. Bunu bitirdiğimizde İstanbul'dan hızlı trene binen bir vatandaşımız veya Kapıkule'den Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız önümüzdeki 4 yıl içerisinde kesintisiz bir şekilde Gaziantep'e kadar ulaşma imkanı sağlanacak. Aynı şekilde Gaziantep'ten sonra kaç saatte Sayın Bakan? İstanbul'a 4 saatte gelirseniz Adana'ya da 4 saat yaklaşık 8 saat içerisinde İstanbul'u Antep'i yapmış olacağız inşallah. Aynı şekilde Ankara-Sivas hattımızda önümüzdeki günlerde açacağız bunu da. Ankara-Sivas hattı bittiğinde hem bunu Kars'a kadar uzatacağız. Aynı şekilde Sivas'tan Malatya-Elazığ'a da kadar indireceğiz. Şimdi biraz önce söylediğim Mersin-Adana-Gaziantep hattımızı bitirdiğimizde orada duracağız mı? Durmayacağız. Onu Urfa'ya uzatacağız. Oradan Adıyaman-Habur'dan, Mardin-Habur'dan getirip sınırımıza da bağlayacağız. Aynı şekilde Malatya'yı Elazığ'a da bağlayacağız. Ayrıca burada daha da ileri giderek, bakın bunu Irak hükümetiyle de şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Onların da önemli bir talebi sadece Irak değil, Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi ülkeleri. Yani siz bu hızlı treni Gaziantep'ten Habur'a, Habur'dan Musul üzerinden Bağdat'a indirdiğinizde yani aslında yeni bir baharat yolu inşa ediyoruz aslında bir taraftan. O yüzden bunlar hakikaten bu ticari koridorlar, dünyanın en büyük lojistik imkanları, bunlar Türkiye'nin ve ülkenin gücünü gösteren hatlar. Biz bir taraftan bunları planlıyoruz. Buradaki o aksiyon, buradaki artacak ticaret, ihracat ve buradaki hareketlilik bu üzerindeki
şu an bulunduğumuz Adıyaman'da dahil olmak üzere bölgeye müthiş bir hareketlilik getirecek. Buradaki üretimi artıracak, istihdamı artıracak, turizmi artıracak. Biz bunların planlarını yapıyoruz. Yani 2053'ün planlarını yaparken böyle dünyadaki lojistik koridorları da bir taraftan dizayn ediyoruz. Ama özellikle anladığım kadarıyla yeni dönemde demir yolu yatırımlarına bir ağırlık verilecek. Biz zaten aslında son 20 yıldır özellikle karayolu altyapısı ağırlıklı bir yatırım döneminden sonra şimdi aslında biz demir yolu... Ya duble ağırlıklı... yolu olmayan Anadolu'da yer yok gibi neredeyse. Şu an 29 bin kilometreye ulaştı bizim bölünmüş yol uzunluğumuz. Ama bizim planlamalarımızda bunu biz 2053'e geldiğimizde o 38 bin kilometreye çıkartacağız. Bugün 13 bin 100 kilometre olan demir yolu ağımızı da biz 2053'e geldiğimizde 28 bin kilometreye ulaştıracağız. Yani şu anda ülke genelinde devam eden demiryolu yatırımlarının bugünkü maliyeti tam 27 milyar dolardır. Bakın değerli arkadaşlar, bu çok ciddi bir yatırımdır. Bakın 27 milyar dolarlık bir demiryolu yatırımı şu anda devam ediyor. Bunun sayesinde ne olacak sonucunda? Şu an 8 tane elimizde hızlı tren var. Bunu 54'e çıkartıyoruz bu yatırımlarımız sayesinde. Ayrıca bunu bu ticari koridorlara, uluslararası koridorlara bağladığımızda, yani bakın buradan yıllar sonra Doğu Ekspresi Kars'tan artık Bakü'ye kadar gidebilecek yani. Onun altyapısını bugün, biz bugünden planlıyoruz. Yine Nahçıvan üzerinden Zengizar koridorundan Bakü'yü planlıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Mardin'den, Basra Körfezi'ne uzanan bir uluslararası ve dünyanın en önemli baharat yollarından bahsediyoruz. Biz bunları planlayan ve şu anda yapımları devam eden bizim bir yatırım programımız var. Biz bunu takip ediyoruz. Bunu takip ederken de böyle maalesef istemediğimiz afet durumlarına da aynı şekilde müdahale ederek ve bu yaptığımız ulaştırma altyapı yatırımlarının afeti olan faydalarını, afetle mücadele olan faydalarını da anlatmaya çalışıyoruz bir taraftan ve bunları zaten yaşayarak kullanıyoruz zaten şu anda. Yahya Bey, sizinle devam edelim. Buyurun. Efendim, tam da aslında bu devam soru olacak. Bu yatırımlardan bahsettiniz. Yatırım programını takip ediyoruz dediniz. Ankara-Sivas hızlı tren hattı. Kanal İstanbul'da aslında gündeme geliyor. Yani bu bakanlığınızın takip ettiği ve yürüttüğü projeler var, ciddi projeler var. Yaşadığımız bu afet, bir de seçim de var, seçim süreci var önümüzde. Bu yatırım programında takviminde bir sakmaya ulaşacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Tabii şimdi son bir aydır bu kadar vatandaşımız burada tabii ki enkaz altındayken ve uğraşırken biz yatırımlarımızı özellikle ilk günlerde tamamen buralara sevk ettik. Yani bütün iş makinalarımızı, bütün iş gücümüzü, insan gücümüz buralardaydı. Deprem bölgesindeydi. Şimdi buralarda yavaş yavaş artık bir disipline oluşmaya başladı. Artık iş bir düzene girdi ilk haftadan sonra. Yapacağımız iş belli. Yapacağımız işlerde bir düzene girdi. Burada siz de gördüğünüz gibi artık bu geçici barınma alanlarımız oluşmaya başladı. Artık yavaş yavaş biz şantiyelerimize de dönmeye başladık. Buraları artık buranın yerel imkanlarını da güçlendirdik bir taraftan. Onları güçlendirmeye devam edeceğiz ama biz buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Yani burası eskisinden daha iyi olana kadar devam edecek. Ama tabii Türkiye genelinde devam eden yatırımlarımız var. Bunlar da devam edecek. Biz önümüzdeki günlerde bakın bu deprem günlerinin nedeniyle bazı açılışlarımızı erteledik ve yapmadık. Deprem öncesi biliyorsunuz her hafta biz onlarca açılış yapıyorduk. Hatta bazılarına yetişemiyorduk. Kullanın, daha sonra açılışları yaparız dedik. O yüzden bizim önümüzdeki günlerde çok önemli yatırımlarımızın açılışlarını da inşallah hep birlikte yapacağız. Bunlar en önemlilerinden biraz bahsedeyim isterseniz. Özellikle Ankara-Sivas hattı biliyorsunuz yıllardır takip edilen bir köy. Sonuna geldik inşallah. Nisan sonuna gelmeden bunu da bitirip inşallah hizmetimize, milletimizin hizmetine sunacağız. 400 kilometre uzunluğunda Ankara-Sivas'ı 250 kilometre hızla inşallah Ankara'ya bağlayacağız. Hatta İstanbul'a ve Edirne'ye bağlamış oluyoruz. Burada sadece Sivas değil, arada Kırıkkale, Yozgat'ı da bağlamış oluyoruz. Yine İstanbul'da en önemli büyük yatırımlarımızdan bir tanesi olan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen metro hattımız da inşallah son aşamasına geldik. Şu an artık ince işlere başladılar. Onu da önümüzdeki günlerde açarak hem böyle dünyanın en büyük kapasiteli ve en modern hastanesi, günlük 100 bin insan hareketinin olduğu bir hastaneyi metro ile buluşturup ve de özellikle İstanbul'un yeni toplu yaşam alanları olan Kayaşehir, Başakşehir'i de metro ile buluşturmuş oluyoruz. Bir de bunun öncesini biliyorsunuz. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaydı. Yapmadığı için aldık ve tam 2 yıllık gibi kısa bir sürede bunu bitirerek İstanbulluların hizmetine sunuyoruz inşallah. Geçenlerde biliyorsunuz Kağıthane İstanbul Havalimanı hattımızı açmıştık. Bu 37 kilometreydi. Bunun işte 3,5 kilometresi, 34 kilometresini açmıştık. Şimdi de inşallah bu Gayrettepe uzantısını da
açarak, önümüzdeki günlerde açarak Gayrettepe İstanbul Havalimanı artık kesintisiz olunca hem metrobüs hem Gayrettepe Havalimanı, Gayrettepe metro istasyonu, Yenikapı Hacı Osman metrosuna da direkt ulaşım imkanı sağlıyoruz. Ankara'da AKM Kızılay metromuz var. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Zigana Tüneli 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde bitti. Önümüzdeki günlerde işte son ince işlerini yapıyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Bunun gibi Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. İnşallah onu da bitiriyoruz. Bu da Zigana Tüneli'nin son hali. İşte dış kaplamaları giriş izi. Zigana Tüneli 1987 yılında ilk Zigana Tüneli Turgut Özal zamanında açıldığında sadece 1700 metre uzunluğunda tek tüp tüneldi. Ve rakım da 1800 metreliydi. Ve o zamanlar dünyanın en önemli işleri gibi açılışlar yapılmıştı ve Türkiye'de çok büyük bir gündem olmuştu. Bakın 1700 metre tek tüp tünel ve rakım 1800. Biz şu anda rakımı 1200'e indiriyoruz. 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli. Bakın Türkiye hakikaten çok çok fazla, büyük bir proje. Çok büyük bir 14 kilometre tünelden bahsediyoruz. 14,5 kilometrelik ve iki şeritli tünelden bahsediyoruz. İki şerit gidiş, iki şerit geliş. Hakikaten Türkiye çok büyük mesafe aldı. Bu özellikle bu ulaştırma altyapıdaki yatırımlar dünya tarafından çok ciddi bir şekilde zaten takip ediliyor. O yüzden hakikaten biz yaptığımız bütün işlerle gurur duyduk ama hiçbir zaman yetinmedik. Daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizim büyük hedeflerimiz var. O hedeflere ulaşmak için de olmazsa olmazımız güçlü bir ulaştırma altyapısıdır. Ve çok büyük işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bunu, öncelimiz de burası. Tabii ki buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Bakın biz burada 30 günü geçti. Biz buradayız devamlı. Milletimizle beraberiz. Çünkü milletimiz bu kadar sıkıntı içerisindeyken biz başka bir yere gidemezdik. O yüzden geceleri çadır kentlerdeyiz. Gündüzleri işimizin başında vatandaşımız bu kadar üzüntülü, sıkıntılı günleri sonrasında biraz daha nefes alıp biraz daha yüzü gülümsesin, rahatlasın diye böyle daha rahat yaşam, konfor alanları üretiyoruz. Yani şu anda hakikaten çadırda yaşamak zor. O vatandaşımızı çadırda gördükçe bu alanları bir an önce bitirmek için ne zaman bitecek çadır kentler? Bu ay sonu itibariyle, yani Mart ayı sonu itibariyle çok önemli bir mesafeyi aşmış olacağız ama Nisan ayı sonu itibariyle burada artık çadır inşallah Adıyaman'da ve diğer deprem bölgelerinde görmeyeceğiz. Hedefimiz odur. Teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar İstanbul'a dönmemiz lazım. Yusuf Bey buyurun. Evet, Sayın Bakanım, özellikle deprem bölgelerinde iki husus çok güven kazandı. Bir tanesi TOKİ yapılaşmalarındaki sağlamlık, öteki de izolatörlerdi. Siz de az önce Marmara bölgesindeki bazı örnek projelerdeki kullanılan teknolojilerden bahsettiniz. Bu teknolojileri biz devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde gördük. Ve geçtiğimiz hafta da Bolu'da viyadüklerinde bir haber çalışması yaptık. O viyadükler üzerinde bütün kritik birleşim alanlarında bu sismik izolatörleri gördük. Peki 2002 öncesi döneme ait olan ve şu anda da dönüşümü gereken kritik bir altyapı var mı? Yoksa tamamı da yenilendi mi? Marmara bölgesinin kritik altyapılarında bundan Osman Gazi Köprüsü, Marmara gibi projeleri söylemiyorum. Siz zaten kullanıldığını söylediniz. Yani ama 2002'den önce yapılmışları olup da incelediniz mi? Hı-hı. Değil mi? Evet. Biraz önce söyledim, yani biz bu deprem bölgesinde özellikle 10 bin kilometrelik bir karayol ağımız vardı. Bu karayol ağı içerisinde ayrıca 2 bin kilometre yakında demiryolu ağımız var. Demiryolu tabii ağırlıklı olarak daha eski dönemde yapılmış, bayağı bir eski dönemde yapılmış. Onları yenileceğiz ama biz zaten bu demiryolu hızlı tren hatları yaptığımızda zaten onlar artık bir lojistik yük hattı olarak kalacaklar. O yüzden biz o taraflarda mevcut hattı koruyarak bir işletme yapıyoruz ama hızlı tren ağımız geldi de zaten onlar son teknoloji, zaten ağır bir teknoloji ve bu tür afetlere dirençli yapılar onlar. Onları zaten bir şey ona da Nurdağ'daki viyadükleri örnek evet verdiniz. Yani orada mesela Nurdağ'da 150 metre yüksekliğinde viyadük var. Yani Nurdağ yerli bir oldu. 150 metre yükseklikte viyadüğe bir şey olmadı. O yapılmış olan ve bölgesinde yerine göre yapılmış olan proje sayesinde oldu. Tabii bu projeleri yaparken yüksek teknoloji ve yüksek mühendislik kullanmak lazım. Biz bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Sonucunda projenin niteliği, yapıldığı yer, zemin ötütleri bunlar çok önemli. Onları aslında siz bilime uyduğunuzda, yasalara, yönetmeliğe uyduğunuzda aslında bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama bunları sağından solundan dönmeye çalıştığınızda maalesef böyle üzüntülü durumlar karşılaşıyoruz. O yüzden biz yaptığımız her projenin arkasındayız. Ve özellikle son 20 yılda yaptığımız projeler bizim yüz akı projelerimizdir. Bunlar, Sayın Bakanım, ama yapmadıkla, yani sizin döneminizde yapılmamış olanlar, bunlar hali hazırda kullanılıyor. Evet. Bunların durumu şöyle, nedir? Tabii onların biz pek çoğunu yeniledik aslında.
Çünkü çok bazı durumlarda hasar gördüler, eskidiler çünkü çoğunu yeniledik. Yani yenilemediğimiz kısımlar çok az da olsa var. Onları yenileyip artık onları da devreden çıkaracağız o eski teknolojileri. Ama bununla beraber hem yenilediklerimiz hem son 20 yılda yaptığımız, zaten aslında bakarsanız bizim 6100 kilometre bölünmüş yolu ağımız vardı Türkiye genelinde. Zaten yoktu diyorsunuz. Zaten yoktu yani. Yok. Zaten o 6100 kilometreyi zaten yeniledik zaten. Tamamına yakın yeniledik. Onun üstüne zaten 29.000 kilometreye çıkardık bu toplam yol ağını. Diğer yaptığımız otoyollar zaten böyle tür depreme karşı dirençli yapılar. Özellikle İstanbul'da boğaz geçişleri, bunlar hakikaten uluslararası mühendislik çözümleriyle yapılmış. Artık Türkiye zaten bu tür yapılarda dünyaya örnek projeler ürettiği için artık dünyaya bu mühendislik yöntemlerini artık satar duruma geldi, ihraç eder duruma geldi. O yüzden biz projelerimiz böyle olası afet durumlarında, inşallah böyle bir afeti bize göstermez ama hepsi acil eylem planlarımızda acil ulaşım yolları olarak hizmet verecekler. Gerek İstanbul Havalimanı olsun, gerek Kuzey Marmara otoyolu. Yani 400 kilometrelik bir ağdan bahsediyoruz. Yani bütün Marmara'yı neredeyse çepeçevre sarıyor. Hem bugün şehirlerimize nefes aldıran bir proje bunlar. Hem de olası bir afet durumunda acil ulaşım yolları ve ihtiyaç yollarımız olacaklar. Yine Avrasya Tüneli, bakın çift katlı ve iki kıtayı birbirine bağlayan dünyanın mühendislik açısından ender projelerinden bir tanesi. Hatta üç kat diyebiliriz. En altında da bir servis yolu vardır bakım hizmeti vermek için. Orada da biraz önce kullandığım gibi böyle sismik izolatörler var. Depremden gelecek olan yükleri karşılamak için o sismik izolatörler koruma altına alıyorlar tünelimizi. Yine batırma tüp yaptığımız Marmara'da aynı şekilde bu sismik izolatörler sayesinde depremden gelecek olan yükleri minimuma indiren ve tüneli koruyan yapılar olarak inşallah bunlar hizmet verecekler. Ayrıca bakın biz İstanbul'da şu anda 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımı yapıyorduk. Bunların iki tanesini açtık, diğerleri devam ediyor. Bunlar da böyle olası afet durumlarında hem bir taraftan sığınak olarak kullanacak bütün metro istasyonlarımız, ayrıca hatlarımız da herhangi bir olası bir durumda etkilenmeden hizmet vermeye devam edecekler. Hayat ulaşınca başlar diyoruz ya işte. Aslında onun sonucunda bu yaptığımız güçlü yatırımlar var aslında. Evet, teşekkür ediyorum. Yani programımızın sonuna geldik ama genellikle bölgede TOKİ binaları sağlam. Bunu gördük. Fakat aynı şekilde demir yollarının, karayollarının, viyadüklerin, tünellerin de yine sağlam kaldığını tespit ettik. Fırat Bey'in bir sorusu var. Buyurun. Sayın Bakanım, bir gözleminizi bir de hissiyatınızı soracağım aslında. Şimdi çok fazla insan göç etti bu şehirlerden başka şehirlere. Tabii iş hayatının canlanması, aktivitenin yeniden başlaması, ofislerin kurulması, otellerin kurulması belki onların bu şehre dönüşü için ön şart. Bu konuda gözleminiz nedir? Bu canlanma ne zaman sağlanabilir birincisi? İkincisi de 30 gündür buralardasınız. Artçı depremlere yakalandığınızı izledik, gördük. Afetten zarar gören insanlarla yüz yüze temas ettiniz. Sizi en çok etkileyen hususlar neler oldu? Tabii zor bir süreç. Yani düşünün, eviniz, barkınız, arabanız var ve belli bir yaşamı idame edecek bir geliriniz var. Bir anda bunlar ortadan yok oluyor. Kolay bir şey değil. Hakikaten onların üzüntüsü bizim üzüntümüz oldu burada. Tabii bir de kayıplarımız var yani. En zoru da oydu. Hele ilk hafta hakikaten çok zor geçti. Yani bir taraftan mücadele ediyorsunuz, bir taraftan vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırıyorsunuz, bir taraftan hayatı idame etmek için o gereklilikleri yerine getiriyorsunuz. Bir de yani kışın en zor şartları ve en soğuk günleri. Yani hakikaten buradaki vatandaşlarımız da söylüyor, biz böyle bir soğuk Adıyaman'da görmedik diyorlar. Yine bunlarla bir taraftan mücadele ediyorsunuz. Ama o ilk haftadan sonra burada bir düzen oturdu. Bir sistem artık yürümeye başladı. Buranın yaşayan hayata geri dönüşü ve canlanması için de yapacaklarımız artık bundan sonra belli. Burada hem çalışan hayatın, buradaki ticaretin aktifleşmesi için yapmamız gerekenler var. Bir taraftan yine prefabrik yaşam alanları, geçici yaşam alanları, tek konteynerlarda yaşam alanları üretirken bir taraftan da ticarethaneler için berberidir, kasaptır, diğer emlakçısıdır. Bunlarla ilgili de burada geçici dükkanlar açıyoruz bir taraftan. Onların da imalatları devam ediyor. Bunları bir taraftan yapıyoruz. Ayrıca kamu çalışanları için de ciddi bir şekilde barınma sorunu var burada. Onu ortadan kaldırmak için de özellikle yurtları kullanıyoruz bir taraftan. Şu anda hem çadırlarda yaşayan varken bir taraftan da bizim Kredi Yurtlar Kurumu'nun ve liselerin orta öğretimdeki yurtlar da bir taraftan kullanılıyor. Şimdi bir taraftan kamu çalışanlarını da geri getirmek için çalışıyoruz. Onları da barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Biz depremden sonraki pazartesi günü burada kamu binalarını açtık aslında.
Yani valilik ve bütün kamu kurumları tabii ki az sayıda da olsa faaliyete başladılar burada. Her geçen gün sayı daha da artıyor. Ayrıca burada devletimiz kadro da veriyor. Özellikle şu an orada yeni bir işe başlayanlar da var. Yani burada eski hareketliliğin canlanması için çok olağanüstü bir çalışma var. Ama tabii yapacak çok şey var çünkü zaman gerekiyor. Özellikle çok sayıda bir konut ihtiyacı var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız hakikaten çok uğraşıyorlar. Çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Hem buradaki şehirlerin imar planlarının yeniden yapılması, şehir merkezlerinin tekrar canlandırılması için. Çünkü burada artık eskisi gibi bir imarın ve eskisi gibi kat yüksekliğinin ve yapı yoğunluğunun olmaması gerekiyor. Onun için yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıyor. Bir taraftan da yeni toplu konut alanları tespit edilerek yine depreme karşı dirençli yapılar oluşturmak için önemli çalışmalar yapıyorlar. Hatta inşaatlarına bile başladılar bu kadar kısa sürede. İnşallah zamanla bunların hepsi geri dönecek. Ama tabii bölge çok büyük bir darbe aldı ve buradan göç edenler de çok oldu. Ama yapacağımız bu yatırımlar, yapacağımız bu hazırlıklarla onların hızlı bir şekilde geri dönmelerini sağlamak da bizim önemli bir çalışmamız. İnşallah bu ay sonuna doğru okullarımızı açarak gençlerimiz biraz daha okulla, derslerle uğraşacaklar. Yani bütün sektörlerde burası nasıl canlanır diye her gün toplantı yapıyoruz. Koordinasyon toplantılarımız var. Burada hükümet olsun, valilikler olsun, burada görevlendirilmiş valilerimiz, kaymakamlarımız var. Her işin bir sorumlusu var. Her akşam oturarak bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız, bir hafta sonra ne yapacağız, onların planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da bu kadar büyük bir enkaz yoğunluğu var şehirde. Onları da ortadan kaldırarak bu psikolojik olarak da o motivasyonu sağlamamız gerekiyor. O yüzden burada Adıyaman özelinde Karayolları Genel Müdürlüğü ama diğer bütün bölgelerle de hem karayollar hem DSİ, orman, devletimizin ne kadar araç ekipmanı varsa şu an hem enkaz kaldırmaya çalışıyor. O görüntüyü de ortadan kaldırıp tamamen yine... Ne zaman biter enkazlar? Ne zaman bu şehre geldiğimizde bir enkaz görmeyiz? Yani Adıyaman özelinde 3 ay içerisinde bu işin biteceğini biz planladık. Diğer şehirlerimizde Hatay özellikle biraz daha fazla yapıyor. Orası da 4-5 ay içerisinde bu enkazın kaldırılacağını düşünüyoruz. Biz hem buradan enkazı kaldırıyoruz, hem ağır hasarları bir taraftan yıkıyoruz. Bir taraftan da yıkılması gereken ve bu dün pazartesi itibariyle burada zarar tespit çalışmaları sonucunda askıya da çıkarıldı. Buradaki bütün binaların durumları, hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalar. Bir taraftan onlar yıkımları sağlanıp bu kadar büyük bir enkazın hem harfiyat alanlarının dökümü ve orada da geri dönüşüm çalışmalarını da bir taraftan başlattık. İnşallah o da çevreye en az zarar vererek bu işi bitirmek için o işi de bir taraftan planladık, yapıyoruz. İnşallah böyle hep birlikte devlet el ele vererek, devlet millet el ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. Yani vatandaşlarımız hakikaten müsteri. Bu işin bir deprem olduğunu ve dünyanın en büyük depremlerinden birisi olduğunu, bu kadar büyük bir ölçekte bir depreme müdahale edilmesi gereken planlamaların çok çok üzerinde bir efor sarf edildiğini de görüyorlar. Ama tabii ki şu an yaşam onlar için biraz daha zor. Biz de onlara neler yapabileceğimizi, nasıl çalıştığımızı da görüyorlar. Bu işin üstesinden kimin kalkabileceğini de çok iyi biliyorlar. İnşallah onlarla birlikte, onların bize vereceği motivasyonlar. Ayrıca deprem bölgesinde dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması, bu işe için, buraya yardım için buraya nasıl seferber olduysalar, o da bizim bütün çalışma arkadaşlarımıza büyük bir motivasyon veriyor. İnşallah devlet, millet el ele vererek bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Bundan sonra bize geri için gerekli olan, tek ihtiyacımız olan şey zaman. Peki. Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum ama bir sorum daha var. Ne zaman siz 32 gündür buradasınız, ne zaman Ankara'ya, bakanlığa, günlük rutininize döneceksiniz? Bir hedefiniz var mı? İşte bu bir konuya bağlı mı? Bütün depremzedeleri konteyner kente koymak, bütün enkazları kaldırmak, şu zaman veya bu zaman şeklinde kendinize bir hedef koydunuz mu? Ne zaman rutinine döneceksiniz? Biz 32 gündür bizim Ankara'mız Adıyaman oldu. Diğer bakan arkadaşlarımızın da farklı iller oldu. Biz bakanlıktaki işlerimizde biraz tabii eski dikkatli de olmasa da yürütmeye çalışıyoruz. Onu da buradan yürütmeye çalışıyoruz. Ya Ulaştırma Bakanlığı Adıyaman'a taşındı. Bir nebze öyle oldu diyebiliriz. Bir taraftan işlerimizi yürütmek zorundayız. Sonuçta tabii ki bütün gücümüzü buraya vermiştik ama artık yavaş yavaş buradaki işler bir disipline girdiği için, bir program dahilinde ilerlemeye başladığı için diğer işlerimizi de artık yönetmeye başladık.
Ya biz buradan elimizi uzun süre çekemeyiz buradan ama sonucunda biz burada elimizi buradan çekmeden belki biraz da Ankara'ya ve Türkiye'mizin diğer illerine de gitme imkanımız ve gitmemiz de gerekiyor. Ama özellikle burada Ramazan ayında burada çok farklı bir ortam üretmek istiyoruz burada. Onun planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah Ramazan'da buradaki milletimizi biraz bir nebze olsun bu kadar üzüntünün içerisinde o manevi hava ile birlikte biraz daha rahatlatmak için önemli çalışmalar yapacağız bütün deprem bölgesinde. İnşallah onunla birlikte biraz daha rutine dönüp biraz daha bizim o büyük projelerimiz, güçlü büyük Türkiye, 2053 planlarımız daha hızlı bir şekilde gelişecek inşallah. Çok önümüzdeki hakikaten vatandaşlarımız müsterih olsunlar ama onlar zaten müsterih. Onlar bize güveniyorlar. Biz de milletimizle beraber bütün işlerin üstesinden geleceğiz ve rahat rahat Adıyaman sokaklarında yürüyüp insanlarla konuşuyorsunuz. Sorunlarını dinliyorsunuz. Bir tepki, bir reaksiyon var 24 mı? Saat biz onlarla beraberiz. Gece gündüz sokaktayız, çadırdayız, konteynerdayız. Tabii ki bireysel de olsa, münferit de olsa bazı tepkiler olabiliyor. Onlara da çok haklıdırlar. Sonuna kadar haklıdırlar. Çünkü can kayıpları var. Sonucunda yaşanmış bir dünyanın en büyük afeti var. Onun üzüntüleri var. Tabii ki o da haklıdır. Ama burada devlet millet el ele bu işin üstesinden bizim geleceğimizi onlar da çok iyi biliyorlar ve sonucunda kucaklaşıyoruz ve inşallah onların duaları bizi ayakta tutacak ve bu işlerin daha da hızlanmasını sağlayacak. Evet. 9 Mart 2023 Perşembe editör masası yayınını Adıyaman'dan yaptık. Konuğumuz Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu'ydu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Ben de teşekkür ederim.